Dicle üzerinde bir köprü. Adını işte 10 tane kemerden e, almakta. Burası Diyarbakır'ın önemli turizm merkezlerinden 10 gözlü köprü. Koronavirüs salgını öncesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan köprü, sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe büründü. Üzerindeki kitabeden ulaşabildiğimiz e, en erken tarih 1065 yılıdır. Diyarbakır'ın güneyindeki Mardin Kapısı ve Kırklardağ civarında bulunan köprü, Salgından önce yerli ve yabancı ziyaretçilerle dolup taşıyordu. Köprünün öyküsünü Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim görevlisi Bülent Erantepli anlattı. Büyük Selçuklu'ya bağlı bir emirlik olan Mervanoğlu Beyliği zamanında, Nasrut Devle Nasır zamanında bu köprünün ya onarıldığı ya da ilk kez yaptırıldığı tahmin ediliyor. Suzan Suze türküsüyle hatırlanan köprü, düğün merasimlerinin noktalandığı mekandı. Ancak köprüyü hangi mimarın yaptı bugün de gizemini koruyor. Ubeyt bin Sancar olarak okuyor. Bu adlı bir mimarın inşa ettirildiği kitap eden söyleniyor. Ancak bu mimarın ismini Mervanoğlu Beyliği zamanından kalma mimari eserlerde başka yerde rastlayamıyoruz. Bin yıl önce yapılmasına rağmen köprünün mühendisliği hayranlık uyandırıyor. Dicle'nin azgın sularına karşı köprü ayaklarında sel kıranlar bulunuyor. Akıntıya karşı koyabilmek için de nehri dik geçmiyor. Bu nedenle köprünün uzunluğu 178 metreyi bulmuş. 10 göz köprüyü ölmeden önce görülmesi gereken ilk yerler listesine e, ulusal kanal izleyicilerinin e, tüm yurttaşlarımızın almasını istiyoruz. 5,6 metre genişliğindeki köprü Aslan figürleriyle görkemli mimarisiyle yeniden ziyaretçilerine kavuşacağı günü bekliyor.